ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın ekonomide bir sonraki en büyük gündem maddesi, imalat sanayi kesimindeki istihdamı yeniden sağlamak olacak. Biden, istihdam kayıpları yaşayan mavi yakalı işçilere umut vaat ederek göreve gelmişti. ABD Hazine Bakanlığı, finansal sektör, inovasyon politikasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Janet Yellen, kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımının büyüyen bir sorun olduğunu belirterek, sorumlu inovasyona ihtiyaç olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Xi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Biden, Pekin'in baskıcı ve adil olmayan ekonomi uygulamaları, Hong Kong'daki baskı, Xinjiang'daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil, bölgede artan hak iddialarına ilişkin temel endişelerinin altını çizdi ifadelerini kullandı. Fahrettin Koca, Türkiye'nin yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin ettiğini ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladığını belirtti. Ayrıca bugünden itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır, dedi. İki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz saat 10.30'da gerçekleşecek olan canlı yayınımızda